sevgili izleyicilerimiz. Bizler Çat Kapı ekibi olarak sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye, gezerken de sektörünün önce isimlerini siz değerli izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün rotamızı Silivri bölgesine çevirdik ve yanımızda firma sahibimiz Sercan Bey var. Önce Sercan Bey'i tanıyacağız, daha sonrasında bu firmada verdiği faaliyetlerden etraflıca bahsederek sizlere de bilgi aktarımında bulunmuş olacağız. Hoş geldiniz Sercan Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri çok güzel ağırladınız. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi tabii yaptığımız işlemlerden bahsetmek istiyorum ama dilerseniz önce sizleri tanıyalım. Sercan Bey kimdir? Tabii ki. İsmim Sercan. 42 yaşındayım. İki kızım var. Bir aile babasıyız. Biraz da sektöre değinmek istiyorum. Her sektörde biliyorsunuz belli başlı sıkıntılar var. Sizlere göre bu sektördeki en büyük problem nedir? Ya benim şu anki bakış açımla maliyetlerin çok fazla artması. Hani her şeyin fiyatı artıyor ama mesela ben şimdi aldığım herhangi bir malzemeyi bittiğinde yenisini almaya kalktığımda neredeyse yarı fiyatı farkıyla alıyorum. Hani atıyorum, örnek veriyorum. Bir 1000 liraya aldığım şeyi bir dahaki sefer 1500 liraya alıyorum. Bu da ister istemez müşteriye yansımak zorunda. Hani şu an benim gördüğüm en büyük sıkıntı maliyetler. Bizim kendi yaşadığımız maliyetler. Hani ben de düşünüyorum mesela bir araba yıkattıracağım. En kötü 150 lira olmuş. Bunu hani insanlara söylemekte ben kendime ağır ediyorum bunu. Bir pastacılığa yapacağız. Yaptığımız işlem çok çok büyük bir işlem değil aslında ama maliyetler yüksek olduğu için insanları bırakanları söylediğimizde insanlar şöyle bir çekiliyor. Ya böyle olur mu diye. Hani şu anki en büyük sıkıntımız bu. En çok peki hangi işlem yaptırılıyor burada? Burada genelde arabaların iç detaylı temizlikleriyle pastacılığa işlemleri oluyor. Zaman zaman işte seramik kaplamalar falan oluyor. İşte far temizlikleri oluyor gibi. Şu an yoğunluk bunlarda. Uzun zamandan beri sektörün içindesiniz diye soruyorum. Başarınızı neye borçlu olduğunuzu düşünüyorsunuz? Vallahi herhalde süreklilik diyebiliriz buna. Sürekli hep hani biz bu işi yapmaya karar verdik. Devam edeceğiz biz bu yolda. Hani karar verdiğimiz yola devam ettiğimiz için herhalde biraz daha başarılıyız diye düşünüyorum. Peki sektöre yeni başlayacak olanlara ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz? Kaliteden ödün vermesinler. Hani önemli olan kalite. Bu işte biraz. Sercan Bey çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve keyifli sohbetiniz için. Ben teşekkür ederim. Sercan Bey'le olan sohbetimizin sonuna geldik. Şimdi işlemleri daha detaylıca ele alacağız. Burak Bey'le devam edeceğiz. Burak Bey öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Ben Burak Çelebi. 32 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım var. Yıllardır sektörün içindeyiz. Bu sektörde büyüdük diyebiliriz. Tabii yıkama olarak değil, otomotiv sektörünün içinde büyüdük. Böyle. Burada verdiğimiz faaliyetler tam olarak neler? Çünkü oldukça geniş bir yelpazeye sahibiz aslında. Burada verdiğimiz hizmetler oto yıkamanın haricinde daha çok detailing hizmetleri veriyoruz. Araç iç detaylı temizliği, dış detaylı temizliğiyle bakım ürünleri. Yani arabalarla alakalı aklınıza gelebilecek her şey aslında burada mevcut. Far tampon değişimimiz, jant lastik değişimimiz, yani bir araç buraya girdiği zaman araç bambaşka bir araç olarak çıkabiliyor. Aynı şekilde yılların kirletmiş olduğu bir araç da buradan fabrikadan çıktığı ilk günkü haline dönebiliyor. Şimdi burada tabii parça parça anlattık ama birazcık daha detaylandırarak anlatalım istiyorum. Öncelikle de iç detaylı temizlikten başlayalım. Tam olarak nasıl bir işlem? Araç iç detaylık dediğimiz işlemimiz aslında çok aşamalı olan bir işlemden geçiyor. Bunun içerisinde tavan temizliğimiz, torpido temizliğimiz, petek mazgalları temizliğimiz, koltuklarımız, yani aracın içinde gördüğünüz tüm trimler ve aksesuarlar tamamen detaylı temizlik ve bakım ürünleriyle elden geçiyor. Peki ortalama olarak ne kadar sürüyor bu işlem? Ortalama olarak bunda belli bir süre veremiyoruz. Şimdi araçların durumuna ve yani içindeki kirlenmeye, deformasyona bağlı olarak değişiyor. Bir günden üç güne kadar aracın sadece iç temizliğinin sürdüğü oluyor. Yani bu tamamen araçla alakalı bir durum. Dış temizlikte yaptığımız tam olarak ne? Dış temizlik dediğimiz olay aracın boya deformasyonuyla alakalı olan işlemlerimiz. Bundan başında mesela aracımız buraya geldiği zaman önce demir tozu uygulamamız var. Yani farklı farklı işlemleri var. Ben size kısaca özet geçiyorum şu anda. Demir tozu, kil hamuru uygulamamız var. Daha sonra pasta cilamızın çeşitleri oluyor. Yani kalın, orta, sert, hare. Bunların hepsi uygulanıyor. Daha sonra pastası atılıyor aracın bu aşamalardan geçip. Sonra hare gidermesi, cilası, boya koruması. İşte en son isteğe bağlı seramik gibi devam ediyor. Bunların yanında tampon temizliklerimiz oluyor yine aynı şekilde. Siyah olan
aksamların parlatması oluyor. İşte jant temizliğimiz, davlumbaz temizliğimiz, motor temizliğimiz gibi gibi devam ediyor. Hazır far tamponundan bahsetmişken biraz da bu işlemi detaylandıralım. Şimdi bu işlem tamamen aracı kişileştirmekle alakalı olan bir işlemimiz. Yani insanlar geldiği zaman mesela farklı model ve farklı yıldaki araçları yeni modele ya da yeni serilere çevirmek istiyorlar. Mesela 2012 model bir araç bize geldiği zaman 2022-2023 araç olarak çıkabiliyor. Yani bundaki yaptığımız işlemler yeri geliyor, çamurlukları değişiyor, kaputu değişiyor, far tamponu değişiyor. Ya bu tamamen kişileştirmeyle, yani modifiye dediğimiz olay asıl burada başlıyor. Biz de bunlara da burada hizmet veriyoruz. Gelen olan araçların işte jantından lastiğine, tamponundan farına, stopuna kadar tüm işlemini burada gerçekleştirebiliyoruz. Sercan Bey'den aslında firmanın kuruluş aşamasını birazcık bahsetmesini istedik ama biraz da sizlerden dinleyelim. Tam olarak kuruluş amacınız neydi? Kuruluş amacımız sektöre yön vermek, esas vizyonumuz. Sektörde daimi başarı. Biz zaten bu işe başlarken bu işlerin, dediğim gibi, en başında da hep içindeydik, sektördeydik. Lakin belli bir yerimiz yoktu. Bu uygulamaları yaptıracak farklı farklı firmalara gidiyorduk. Kiminden memnun kalıyorduk, kiminden kalmıyorduk. Oto alım satım da yaptığımız için böyle bir ihtiyaç doğdu. Biz de bu ihtiyacı Sercan Bey ile birlikte değerlendirdik. Sercan Bey sağ olsun öncü oldu. Böyle bir oluşum içine girdik. Bu oluşumda da devam ediyoruz. İnşallah müşterilerimize de güzel, güvenli, kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz. Temennimiz ondan yana. Oldukça fazla işlemlerden bahsettik. İzleyenlerimize illaki sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Bu devrede sizlere nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyadan ve iletişim numaralarımızdan ulaşabilirler. Son olarak firmanızla ilgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Bizim söylememiz aslında pek bir şey ifade etmez. Gelip görmeleri lazım, uygulamaları yaptırmaları lazım. Buradan memnun ayrılmayan insan sayısı, şimdi herkes kendini methetmeyi sever. Ama bizde daha öyle bir durum olmadı çok şükür. Çünkü sektörün içinde olduğumuz için en çok dikkat ettiğimiz alanlar kendi şikayetçi olduğumuz konular. O yüzden müşterilerden de pek bir şikayet alacağımızı zannetmiyorum. Bizi tercih edebilirler güvenle. Nasıl hizmet istiyorsak öyle hizmet sunuyoruz aslında. Evet, aslında işin özeti o. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve keyifli sohbetiniz için. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Burak Bey'le olan sohbetimizin sonuna geldik. Bugün sizlere Silivri'den seslendik. Biliyorsunuz bizim turumuz devam ediyor. Bizimle yeni sektörleri tanımaya devam etmek için takipte kalabilirsiniz.